ölmeden önce yapılacak listesinden 3 çılgın şey söyler misin? Biri Dambil Zeryan'la 3 araya gelmek. 2 Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmek. 3 Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelmek. 3'üne de soracağım birkaç sorular var. Onlarla bir araya gelmek istiyorum ben. Yani belki ölmeden önce bunları, bu üç şeyi yapmak istiyorum. Belki insanların farklı farklı şeyleri vardır yapmak isteyecekleri. Benim ölmeden yapmak istediğim üç şey bu. Onlara soracağım çok özel sorular var. Bir tane söyleyemem, bir tane sadece. Tırın üstünde giderken aynı anda bisiklet sürmek. Kanka ne? Tırın üstünde bisiklet süreceksin de işte daha ne istiyorsun? Tırın üstünde bisiklet süreceksin. Çılgınlık değil mi bu? Ne olabilir? Gökdelen yapılan vinçlerin üzerine çıkmamız gerekiyor. O yeter. Ölmeden önce yapılacaklar listendeki en çılgın üç şeyi söyler misin? Galatasaray'ın atlamak. Caddede çıplak gezmek. İkinci aklına gelmiyor. Sen ne abi? Valla birincisi Kadıköy'de boğanın altında röportaj yapmaktı gerçekten. Bu da olabilir, bu da olabilir. Doğruydu. Kardeş az önce şarap içtik. Onu diyebilirim. Ölmeden önce şarap içmek isterim. Direkt şey yani darphaneyi soyardım. Yani direkt ilk şeyim bu. İkincisi sevmediğim her kişi, herkes vururdum. Herkese. İşte ben ordalıyım. Çok da çılgınlığa gerek yok diyemem. Ben Kastamonu'yum. Ben bir şey yapmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Birincisi üç şey mi? Birincisi ben Ankaralıyım. Dünya gezintisi. İkincisi paraşütle atlamak. Üçüncüsü de sınırsız para olurdu herhalde. Bir an önce ölüm kurtulmak istiyorum. Ölmeden önce. Vallahi öyle huzurlu yaşayıp ölüp geçeceğiz yani. Başka bir şey yok. Abi biri bungee jumping var ya. Birisi o. Birisi de aynı şekilde bungee yine jumping. Paraşütle yarasa kıyafetleri giyip atlıyorlar ya. İkincisi de o. Üçüncüsü de serbest atlayış işte. Tamamen hep hava gökyüzü. Ölmeden önce yapmak istediğiniz üç çılgınca şey nedir? Vallahi bir karış. Ne? İkincisi de uzaya gitmek. Ay'a çıkmak. Yapmadınız mı peki ilk dileğiniz için? Yaptım. Fazlası göz çıkarmaz yani. Ülke seçiminiz var mı? Ülke... Japon. Ölmeden önce yapılacaklar listesi oluşturdun mu? Oluşturdum kardeş. En çılgın 3 tanesini söyler. Çılgın 3 tane şey iç içte aklımda. Tamam mı? Küçüklüğümde Heidi'nin gerçek bir kız olmasını isterim. Onunla aşk yaşamak isterim. Tamam mı? Heidi ile. Fantaziler çok güzel. Ondan sonra ne yapmak isterim? Şanzalize Meydanı. Eyfel Kulesi'nin tamam mı? Tam böyle altında. Eyfel Kulesi'nin tam böyle Şanzalize Meydanı'nda. Orada resim, ressamları, edebiyatçıları tamam mı? Onlara acil Adana yedirelim. Edebiyatın göbeğinde tamam mı? Bizim de biliyorsun Yaşar Kemal'imiz ya. Var edebiyatın kralı. Onlara Adana kebap yediririz. Başka bir de şey vardı ama öldü altında. Gitti. Hep onunla mesela onunla da aşk yaşamak isterdim ama kim rahmetli oldu? O yağıydı o. Mekanı cennet olsun. Ama ben bir cennete gidemeyeceğime göre o da cehennemle buluşmak isterim. Birincisi Amerika'daki bir çete gibi gangsta olmak. İkincisi bungee jump yapmak. Üçüncüsü dünya turu. Çok çılgın olmadı ama. Yani bir tane var, o da dünyayı gezmek istiyorum. 3. İlk sevgilimi, kalbimdekini almak, sonra annemi almak, sonra bu hayatı kaybetmek. Ben doğrusunu mu bilmiyorum? Bunun doğrusunu ya bungee jumping de değil sanki. Pump jump değil miydi? Şaka ya. Bungee jumping. Kaybetmek. Güzel bir soru değil mi? 3 yıl önce. Bir boğaz köprüsünü atlamak, bir uçağa binmek, bir de sevdiğimle kavuşmak. Evliyim abi, 3 aylık kızım var benim abi. Biraz aynen annesinde abi. Ölmeden önce yapılacaklar listenizdeki en çılgın 3 şey. Biri şey, böyle uçsuz bucaksız bir denizde ben sevişmek isterdim. O benim yani böyle düşüncelerim arasında yani. Bu herkesin abi olan bir şey ama uçaktan böyle bir atlamak istiyorum paraşütle. Benim de aklıma yani. Ben ama şey uçaktan atlarken waffle yemek istedim. Garip bir çiftiz biz. Üçüncü olarak da ya böyle ben vapur çok kullanıyorum. Karşıda okudum ben. Vapuru çok tamam, kullandım. Tamamen videoyu şu an her zaman böyle vapurdan düşmek istemişimdir. Yani böyle düşüp ölmek istemedim ama düşüp böyle bir Haydarpaşa'da bir yüzmek istemem var. Ya böyle bir şeyim var yani, onu çok istiyordum. Üçüncüsü de o yani, aynen. Oğlum, ben de sağlıkçıyım. Böyle hastanede kendime ilaç enjektedim. Böyle bütün odaları gezip bütün hastalara böyle dalga geçiyorum. Çok iğrençleşti, ben ayrılıyorum. Herhalde buz gibi okyanusta böyle çıplak yüzmek isterdim ilki. İkincisi ya yamaç paraşütü yapmak isterim. Yüzü. Daha önceden denemedim. Şu hiç aklıma gelmedi, iki tane olsun olur mu? Evet, şişmanlara özel bir kafa açmak istiyorum. Senin üzerine motosiklet sürmek, bu da güzel. Fatih Yürek'le muhabbet etmek isterdim ben. Vallahi. Ben de Bülent Ersoy'la herhalde.
En çılgın üç şey. Şimdi ben sosyal medyayla uğraşıyorum. En çılgın şeyim televizyon YouTube kanalımın böyle 3 milyon aboneye falan ulaşması. Böyle 300 milyon 5 milyon aboneye ulaşması. Dünya turuna çıkmak ama yayan ayak. Böyle arabayla falan değil, böyle otostop çekerek, ne bileyim at arabasıyla, eşek arabasıyla. Bir diğeri ise bir adada ölene kadar yaşamak tek başıma. Hiç insan olmayacak, kimse olmayacak. Sadece tek ben olacağım. Ama yiyeceğim içeceğim falan tabii orada olacak. Yani ihtiyaçlarımı oğlum, karşılayabileceğim. İnsanlar bıkmış. Hiçbir insanla bıkmış. Konuşmamak. Bu çok çılgınca bir şey bence. Ölmeden önce yap. Sizden duyalım mı önceden yapmak istediğiniz 3 şeyi demişsin Necia. Yani ya ben mutluyum ya. Vallahi ben mutluyum yani. Böyle akışına getirirse getirsin yani. 47 sahip. Evet, kocaman bir evim olsun ve içinde 40 tane kedim olsun. Hepsinde başkası baksın ama ben seveyim. Para sende tabii olursun. Bu arada hayır yani, bu kadar hani yani para kazanmadığım zamanlarda da sorsanız mutluydum yani. Sebebi şu, şükretmeyi bilmek. Şükretmeyi seviyorum yani. Hani böyle çok param olmadığı zamanlarda da hep şükrederdim. Ben yani... Çünkü mutlu olmak için çok fazla şeye ihtiyacınız yok. Tabii ki var ama çok fazla şeye olacak ihtiyacınız yok. İlk şey paraşütle atlamak. Sonra uzaydan atlamak. Uzaydan atlıyorsun. Yok gerçekten. Paraşüt deniyorsun yine. Gerçekten. Abi bir de Formula 1 arabası var ya. Evet. Onlarla gerçekten yarış yapmak isterdim. Duyar falan değil yani. Böyle düşünüyorum. Abi birincisi bu ülke bir zarar vererek gitmek istiyorum. İkincisi abi direkt genel olarak İntikam gibisinden şeyler olur. Oğlum, üçüncüsü de abi. Vallahi hiç bilmiyorum abi. Ya benim aklıma gelen oğlum, şu an bir tane bir şey var. Onu da zaten şu an 20 yaşıma kadar yapmışım. Hala da yapmaya devam edeceğim büyük ihtimalle. Türkiye'de yaşamak yani bana göre en çılgın şey bu. Bu hayatta ölmeden önce yapmak istediğiniz 3 çılgınca şey nedir? Aa, kaçırdım. Çılgınca ne şey. Kaçırdım? Ben bir şey kaçırdım. Ne kaçırdım? Önemli değil ya, tamam. 3. Benim bir tane olabilir mi? Babamı sevmekti. Sevmiyorum ama keşke sevseydi. Abo. Bir çocuk baba olmak isterdim. Çocuk baba, aile. Bir baba olmasını isterdim başımızda. Bir zaman hani duygusu eksik zaten. O eksiği bırak, duygusu eksik. Öyle söyleyeyim. İşte o babadan babaya değişiyor. İşte kimisi babalık yapıyor, kimisi farklı çocukluk yapıyor. Öyle söyleyeyim. Bizi neden sevmedin? En son ne zaman gördünüz babanızı? Hatırlamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bir yolda bile yürüyorduk. Yanından geçti ama beni tanımadı, öyle söyleyeyim. Oha. Yani iki yabancıyız. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Ne dedin? Herkesin imtihanı farklı. Hiç patladınız mı? Hiç nasıl patladınız mı? Patladım tabii ki. Anlatır mısın? Nasıl oldu? Bir gün yolda yürüyordum. Patladım haliyle. Sonra uyandım. Patlamışım. Ben bir kere sinir krizi geçirmiştim evde. Hem de çok basit bir olay için. Hiç patladınız mı? Nerede? Herhangi bir yerde. Patladım. Nasıl oldu efendim? Bir önceki hayatımda. Yo, işim yanımda yani. Efkarı yok. Hiç patladınız mı? Evet. İstanbul Sözleşmesi reddedildiğinde sinirden patlamıştım. Benim hayatım patlamakla geçiyor. Yani öyle sürekli birileri tarafından patlatılıyorum. Teşekkürler. Şurayı bir açalım lütfen. En yakın kız arkadaşım üçlü yapalım deyince patlamıştım. Ne demişti? Üçlü yapalım mı? Sevgilimle beraber. Kendisi burada. Teşekkürler. Üçlü severiz. Abi bir kez patlattılar ya bizi valla. Ne patladınız mı derken? Ha. Evet patladım. Efendim hiç patladınız mı? Patladım. Eşim patlatır sık sık. Nasıl patlatır sizi? Kızdırır. Ben onu dinlerim. Ondan sonracımı bir dinlemediğim zaman beni patlatıyor. Çok sinirlendiriyor. Öyle fena, öyle böyle değil. Fena patlıyorum yani. Nasıl patladın mı? Tabii kafa patlıyor. Götten mi patladın mı? Hiç patladın ya, mı? Ya o ne demek patladın ya? Mı? Evet, volkan gibi kükredi. Aileme karşı bir sinirden dolayı. Şimdi patladım daha demin. Ne oldu? Burada düştüm, kovaladım gittim. Arkadaşı anladım ne ki yapıyor?
düşünmeden yaşayacaksın. Direkt alacaksın. Gerçekten ben ya arkadaşım. Yoksa beklediğin zaman o şans elinden gider. Ben hayallerimde yaşayan bir insandım. Böyle gördük. Hiç patladınız mı? Patlamak 31 senemi aldı tabii. Evet, 31 yaşımdayım şu anda. Herkese tavsiye ediyorum. Zaten Türkiye'de yaşıyorsan, İstanbul'da yaşıyorsan, bu insanlarla muhatap oluyorsan bir şekilde delirmek zorunda kalıyorsun. Bu delirmek de biraz zaman istiyor, etüt istiyor, üzerine çalışma istiyor. Yani patlamak, delirmek ya da kafayı çizmek aslında bir sağlık belirtisi. Türkiye'de yaşıyorsan, yoksa halimiz nice olurdu. Hiç patladınız mı? Ne konuda? Patladım. Çok sinir patlaması yaşadım. Çok sinir patlaması yaşarım. Biraz agresiflikten dolayı herhalde. Eşim de genelde böyle bir tartışmada, bir herhangi bir konuda böyle bir anda sinirden patlayabilir. Öyle güzel patlar ki gerçekten böyle. Ben hayran olurum onun patlamasına. Bazen ben de patlatıyorum. Peki siz hiç patladınız mı? Biz de patladık. Nerede patladınız? Nasıl patladınız? Hiç patladınız mı? Sinirlenince mi? Ben mi? Çok sinirleniyorum. Arada bir beynim yanıyor. Annem vefat etti. Annem aklıma geldiği zaman kafayı falan yiyorum yani. Bir anda sinirleniyorum yani. Kendime falan yumruk atıyorum. Kıvama giriyorum yani. Öğreniyordum sandın ya. Hep üzerine alındın ya. Senin için mi aldın va? Sana ne, sana ne? Düşüyorsun gözlerde. Biliyorsun hiç sevmem. Artık komik gelmem. Bana ne, bana ne? Ha, ha, ha. Nasıl oldu? Ben de beklemiyordum. Şöyle oldu. Ha, okay. Avec tu sais dans le cadre peut-être. Voilà, j'ai tous les deux. Ha, okay. Şöyle oldu. Bir seyahatteydim Kenya'da. Ondan sonra böyle bir şey yakaladım, kötü bir şey. Neyse sonra inanılmaz sinirlendim. Bir anda hiç beklemediğim bir şekilde aldım bir kızın telefonunu, bütün içindeki bütün olan her şeyi sildim. Neden kırmadığımı bilmiyorum. Bence kırmam gerekiyordu. Oradan sonra patladım. Sokağa falan çıktım, böyle bağırmaya başladım. Hiç patladınız mı? Patlamadım. Tabii ki olmaz olur. 18 artılarda hep genelde patlıyoruz değil mi Kenancığım? Tabii tabii. Bir tanesini anlatır mısın? Bip mi? Anlatayım, Nirvana'ya ulaştığım zamanları anlatayım, tamam. Ya bizi rezil ederler. Aman aman. Vallahi rezil ederler. Şimdi mekan belli olduğundan dolayı bizi taşlamasınlar sonra. Aman aman, burası Türkiye babacığım, Müslüman ülkedeyiz. Avrupa olsaydı her türlü derdim. Anlatırdım çok rahatça ama burası Türkiye biliyorsun. Efendim hiç patladınız mı? Patladı ne? Bir tanesini anlatır mısın? Şarkı mı söyleyeceğim? Günler geçmiyor, sabah olur biter, için yanar bitmiyor. Hiç patladınız mı? Bir keresinde ben İstanbul'a geri döndüğüm zaman bir olay olmuştu. Gece uyurken nefes falan alamamıştım, krize girmiştim. O gün baya böyle beni kurtarın falan diye bağırmıştım. O gün baya ilk defa o zaman krize girmiştim. Öyle bir şey olmuştu yani. Efendim hiç patladınız mı? Okumadım ben. İki aradılı mı kullanıyorsunuz? Hiç patladınız mı? Çok. Her hafta. Bir tanesini anlatır mısın? Evet. Geçen hafta sınavların durumunu duyunca psikolojik olarak çöküş yaşayıp evde ağlayarak sinir krizi geçirdim. Yok abi, patlamadım. Sinirli de değilim. O manada bir şeyler de olmadı. Yani yok. Kafam da patlamadı. Sıkıntı yok yani. Hiç patladınız mı? Nasıl yani? Çünkü ben sanatçıyım. Beni çekemediler tabii. Eğitim görmedim. Tabii patlak geldi başıma benim. Saygılarımı sunuyorum. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Kediler de pişiyor mu? Uyuyor benim yavrular.